Hepinize merhabalar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Tapta Wukong oynuyorum. Karşımda Jin var. Ne alaka ben de bilmiyorum, ne alaka bakacağız dostlar. Yani şöyle picklere baktığım zaman ben Heimer vardı, Shaco vardı. Yani bunların ikisinden biri gelir, belki Akali gelir falan diye düşündüm. Ve ona ithafen de MR aldım. Yani en azından hepsi AP'ydi gelebilecek potansiyel olarak. Jin AD carry eş supporttur diye varsayarak böyle düşünmüştüm ama adam Jin top aldı, yani yapacak bir şey yok. Adamların takımları rezalet abi. Bizim takımın ormancısı da dedi ki ulan adamlar çok ezik oldu, çok güçlü olduk böyle biz. Ben gideyim ormana bir Teemo çekeyim de eşitleyelim şartları deyip Teemo aldı. Bence eğlenceli maç olacak gibi, bakalım. Bazen düşük elo'da maç attığım için düşük elo'lar çok fantastik oluyor. Siz mesela bazen diyorsunuz abi yüksek elo'da at da bence burası daha eğlenceli gençler, kusura bakmayın. Baksana abi, böyle bir orijinalliği hiçbir yerde göremezsin mesela. Şimdi dostlar, bu maçta ne yapacağız? Tabii ki genelde böyle karakterler üzerine atlayan karakterleri sevmez. Yani Wukong'la avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama tabii ki erken seviyelerde değil. En azından bir 3. seviye olduktan sonra bu adamlar rahat rahat takaslara girebiliriz. Ama 3'e kadar o üstün. Bunu bilerek ve dikkatli oynarsak, canımızı da mümkün olduğunca koruyabilirsek bu adamı döveriz abi. Ayağı çabuk falan onu kurtarmaz. Çünkü ben girerim hani bayağı vururum yani pataküte. En fazla 1-2 tane ayağı çabuktan can çeker. O da onun koruda da kalmasına yetmez. Ha safe durur, o zaman ayağı çabukla koruda da kalır. Olabilir. Bakalım rakibimiz nasıl oynayacak. Koridora klasik olarak geç gidiyorum. Ormancımın nereden başladığını belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi geldim şuradan abi. XP kaç... Neyse, son vuruşu kaçırdık ama sıkıntı yok. Dediğim gibi menzilimi koruyorum abi. Q başlayacağım. Değil. Çünkü menzilde yani daha rahat duruş atıyorum menzilden dolayı. Hani adamın dibine girmemiş olurum en azından bu vesileyle. Hemen bakın aldım, tık geri doğru çıkıyorum. Taktik budur. Bir de çok mana harcayan bir çar değil abi Wukong. Hani koridorda rahat kalıyor. O yüzden pratik zeka değil, zafer girdim. Ha çok darlanacağınızı düşünüyorsanız sizler buradan pratik zekada girebilirsiniz. Karşında Heimer'ın olacağını varsayarak da kuleye vuramayacağımı düşünüp tahrip almadım. Hani bunun da bir etkisi var. Güzel W dodge'ladık, ekstra hasar da yemedik oradan. Tamamdır, 2 oldum. Bu arada şu an kule altına girdiği için son derece rahatım. 4. vuruşunu atsın diye bekliyorum. Bana atmak isteyecektir. Doğal olarak bana atmak isteyecektir. Gel bakalım buraya. Düz vuruş attık. Q. Güzel bir takas elde etmiş olduk. Adam bize yeterli hasar çıkartamadı. Güzel yeteneğini de boşa attı. 4. vuruşunu bize atmadığı sürece bu adam bizi dövme ihtimali yok. Yani her halükarda takasını üstüne çıkarım yani. Tık tık tık. Bay bay. Aynı komboyu sürekli olarak atıyorum. Doran'ım da var, potum da var. Bu adamdan daha fazla kalırım koridorda. Sıkıntı değil yani. Doran'ın kılıcı başlaması bence mantıklı değil ya. Ben o zaman başlamazdım. Hani çok özgüvenli bir pik. Zaten pik özgüvenli, hareketler özgüvenli. Bak, bak hareketlere bak. Bu arada bu sefer artık yaptık o sporu. Senin flash'ını aldım ben. Hatta benim de flash'ım. Ah! Minyona vurdum. Şöyle bir... Tık tık. Aha! Sıkıntı yok abi, benim o şanssızlığım her zaman devrede de bir canla kaçma olayları. Flash gitti, canı gitti. Ben olsam en azından Ghost Şifa bir defansif bir büyü alırdım. Garip, garip diyorum. Koridor aşamasında olduğum için Q fulliyorum. Ormanda olanlar genelde E fullerdi ama artık Wukong ormanda nerf yedikten sonra oynanamaz hale geldi. Shaco geldi, sıkıntı değil bizim için. Pot falan basmayacağım, beni öldürmesi mümkün değil. Hemen W'ye de bastım. Nasıl oluyor olay ya? Bu arada sen şaka mısın lan? Tık Q, Bu ne? Ah flash'im yok. Tamam. Bir canla kaçtı yine diyecektim. O kadar minyon arasında bu arada arkadaşlar Paşaoğlu olsa giremez, öyle söyleyeyim. Şuradan tık tık biraz koridora pushluyorum abi üstüne doğru. Adamın koridora hakimiyeti olabilir ama yapacak bir şey yok. En azından elimden geldiğince pushladım. TP'mi atar, koridora hızlıca dönerim. Kötü oyunlar, kötü hareketler her zaman bize yazar. Buradan yarık gökyüzü almama gerek yok. Bu biraz daha tanklara karşı iş yapıyor. Rakip full kırılgan, üçlü alırsak daha mantıklı. Hem de girdiğimiz takaslardan üstün çıkarız. Donduruyor mu koridoru? Dondurmuyor. Devam. Hızlıca çıkıyoruz abi. Neden TP atmadım? Arabalı minyon. Bu adam sinç bile olsa bu koridoru yavaş yavaş pushluyor abi. Garen de olsa yavaş pushluyor. Ki bu karakterler hızlı pushluyor. Hadi velev ki diyelim hızlıca pushladı, kule altına soktu. Ne oluyor abi? Arabalı minyon bütün hasar tanklıyor ve ben minyon kaybetmiyorum. Niye burada TP'mi kullanayım? Böyle pozisyon TP'nizi atmayın. Adamla aynı anda base attığınız ve adam TP ile geldiğinde kullanabilirsiniz. Ya da arabalı minyon değilse kullanabilirsiniz. Bakın koridor rezalet kaldı. Hani şu andan itibaren Jin koridorda eyvah eyvah. Hele ki pırıltı aldım ben. Flash da gitti. Vallahi ne yapacak bilmiyorum. Üzerime alıyorum koridoru. Biraz kırpıyorum sadece, bakınız. Çok fazla minyon birikti. Ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bütün minyonlar kule altına girerse ben bunu donduramam. Hemen şuradan minyonları kırpayım. Üzerime alıyorum bak koridoru. Tık. Tamamdır. Çalıya girdim. Bu kadar. Şunu da keseyim. Bu kadar abi. 4 milyon her zaman 2 tane öncü, 2 tane arkacı bırakırım ben standart olarak. Geri kalanını da kırparım. Sizlere de bu şekilde isterseniz tavsiye edebilirim. Yetiyor çünkü bu kadar. Bu arada Jin base attı galiba. Koridor tam pushlamadan reset aldığı için şu anda aramızda 1.5 level fark oluştu. Adam 4 level çünkü şu an. Hani %100 bile olsa en azından yarım level açmış oldum. Bunun karşılığında beni bayağı öne geçirdi. Ki Wukong oyunun late game'inde güçlenen bir karakter olduğunu varsayarsak öyle bir geliş var kanka? Vallahi mı? Bir gelsene be, vallahi bir gelsene. W de attım. Nasıl ya? Tamam. Gördüğünüz gibi abi, adam gelir gelmez dövdük. Koridor da benim üzerimde. Potunu falan bastın. Senin koridorun bitti kardeşim, geçmiş olsun. Tapa Jin alıyorsan dayak yemeği göze alıyorsundur demektir. Bu arada skill atarak koridorun daha rahat burada donmasını sağlıyor. Teşekkür ediyorum kendisine attığı yeteneklerden dolayı. Şunu da patlatalım abi, birazdan üzerine giderken sıkıntı olmasın. Adam gördüğünüz gibi abi yeteneklerini kabala pazar atıyor. Şu an reset alması lazım. TP'si varsa TP ile gelmesi lazım. Ve yine aynı hareketi yapacağım. Bu sefer ultim var. Flash de dönmedi daha. Flash'imiz aynı anda dönecek. Yani bitti yani. Jin oyunu bitti şu an. Yani onu söyleyebilirim dümdüz. Erken seviyede ben bir hata yapsaydım ve öne geçseydi içimden geçebilirdi ama
maalesef biz onun içinden geçtik. Hem de üzerimde MR varken düşünün yani. Dediğim gibi dikkatli olmanız lazım. Üzerinize atlayan karakterlere karşı menzilli çarla oynarsanız patates olabiliyorsunuz. Ki takımım da şu an skor olarak öne geçmiş bakın. Bu maç win gibi duruyor. Jin'den bir W geldi. TP attı muhtemelen. Ama koridor burada ömür boyu kalacak. Yani tutabildiğim kadar tutacağım bakın. Ki muhtemelen de uzun süre tutacağım. Evet, canı %50 hala duruyor orada. Bir tek W'yla sadece last hit alabilir. Şu an farm alması yasak. Exp alması bile yasak. Reset alıp gelmesi lazımdı. Hala bekliyor. Kendi hatası. Yani asla mümkün değil yani şu an yaklaştırmam onu. Bakın sürekli W atıyor ve minyona da hasar verdiği için daha uzun süre kalıyor burada. Belki ben bir hata yapacaktım mesela. Üzerine doğru pushlayacaktım ama o bu hareketi yaptığı için sürekli olarak minyon eksiltmiş oluyor ve ben daha uzun süre donduruyorum. Ama şu anda artık ufak ufak ona doğru gidecek. Dert değil. Şu an yaklaştığında üzerine atlayacağım. Bir adım atarsa üzerine doğru gideceğim ama henüz o mesafeyi kapatacak kadar şey vermedi bana. Aha, bir click attı öne doğru. Tamam, yetiştim. Gel buraya. Q'yu atıp sonra ulti açıyoruz dostlar. Sonra Q tekrar dönüyor. Bilginiz olsun. Bir click attı öne doğru bakın. Direkt cezasını kestim. Ulti şurada minyonlar açsam tamam, çiçek gibi. Ultin bekleme süresine girmişti dostlar. Hani bitmeden hızlıca pushlayayım dedim. Benim minyona geliyor. Bu kadar minyonu kaybettireceğiz şimdi bu çocuğa. TP'si var mı bilmiyorum. Muhtemelen attı o az önce hata yapıp. Biz TP kullanmadık ya doğru hareket diye. O aşamada attı. Şu an arabalı mı geliyor? Arabalı gelmiyor. Tamam, biraz daha durabilirim burada. Düz vuruş Q. Bir plate aldım. Şimdi önde karşılayacağım minyonları da, Jin'i de. Pot bastım garanti olması açısından. Çünkü burada muhtemelen canımın bir miktarını kaybedeceğim. Şöyle bir görüş alalım. Hani koridoru pushlamaya çalışacağım çünkü burada. Jin'i de buradan geçirtmeyeceğim. Ama tek sıkıntı Shaco şu an. Evet, geliyor. W'sunu da kullandı. Evet, buradan geçmesi yasak bakın. 5 level, 8 level'ım. Yani bu hard bir ezme örneğiydi. Böyle hatalar yaparsanız biri gelir tık diye içinizden tabiri caizse geçer abi. Evet, şuna... Ben bir Q da atacaktım. Al sana bir Q. Tamam, benim için kafi. Flash'ı var bu arada ama Shaco gelirse sıkıntı yaşayabilirim. Tamam. Tamam. Bir tane daha düz vuruş. Tamam. Sıkıntı yok. Word. Word. Minyonların hepsini kaybettirdim. Çok word gençler. Shutdown vermiş olabilirim ama TP'm var. Gerçekten bu önemli bir hamleydi. Aldığım skor için değil, bu adamı daha da geri düşürebilmek için. Exp'te ölümüne geri düşsün diye uğraşıyorum. Tek amacım bu. Şimdi rakibi ne gittiğini bilmiyorum. Shaco'nun falan öğrendikten sonra botumu tercih edeceğim. O yüzden buradan direkt şu eşyaları alıp TP'mi de koridora atıyorum. Şu andan itibaren Shaco da gelirse 2v1 atarım, onu da söyleyeyim. Alt level Jin bana bir şey yapamaz. Koridoru bana doğru pushluyor. Bakınız, görüşten de gördüm. Tamam. Alt level bu adam ve suikastçı build'e gidiyor. Kanka gel bakalım sen, bir düz vuruş. Tamam, kulenin ihtiyacını da bakın zaten. Hani hiç önemli değil. Hasarım çok yüksek. Hem dönünce yine aynı hareket yapacağım. Diyorum ya, Jin'in koridoru bitti ya şu an. Hani minyonlar buradan pushlanacak bakın. Bekliyorum şu an minyonlar pushlansın diye. Minyon almasın diye öne geliyorum. Hala hata yapıyor bakın. Bu dış köyle hatalarıdır. Yani bunlar normal. Sizlere de bu adamlar gelecek ve bu hatalar yapacaklar. O yüzden bunları değerlendirebilmiyor olmanız lazım. Ve minyonu üzerime aldım. Bak öldü. Flash'ı yok. Tamamdır. Bay bay. Bu kadar. Hata yaptı dostlarım. Hemen menzili kapattım ve direkt adamı düşürdüm. Hemen burayı da pushladım. Şimdi gelip bir plate daha alacağım. Ve bir wave daha pushlayayım mı? Arabalı minyon dur. Pushlamazsam daha word. Şurada hemen çıkayım abi. TP geldi zaten. Gayet doğru hareket. Hemen şurada base'imi atabilirim. Base'im bozabilir ya bu arada. Ama sıkıntı yok. Eğer yaklaşırsa buraya... Ha, görüş varmış bu arada. Ben burada görüş olduğunu bilmiyordum. Adam biliyormuş yerimi yani. Tamamdır. Shaco şimdi gelme ihtimali var. Benim de üçlüm bitti. Yani bu koridoru pushlayıp buradan base atmam gerekiyor. Ultim de yok. Hani kötü pozisyonda kalırım. Özellikle W'mu şu an hiçbir şekilde kullanmamalıyım. Hemen buraya düz vuruşu attım. Buraya abi geldim. Tık. Koydum Q'mu. Şurada resetimi alabilirim artık. Üçlüm bitti. Bir tane de kırmızı ward alacağım. Çizme olarak Shaco belli ediyor mu kendini? Yok. Hala belli etmiyor. Yani bir şeye gidebilir. MR gidebilir. Ona göre Merkür çekeyim ya. Merkür çekeyim. Çünkü çok fazla düz vuruş yok zaten rakipte abi. Bir tek Ashe içinde Ninja alınmaz. Baktık Ashe fitlendi, bir şey oldu. Gerekse Ninja'ya çeviririz. Zaten çok öndeyiz şu anda maçta. Base atmak zorundaydım. Onu söyleyebilirim. Tabii ki minyon kaybedeceğim ama artık üçlüm bitti ve dakika 10. Yani bu adamın içinden geçeceğiz tabiri caizse. Şuradan arkadan dolaşırsam bu adamı öldürürüm abi. Bak plate zorluyor şu anda. O haddi değil. Hani koridorun sahibi sen değilsin. O hareketi yaptırtmazlar adam abi. Ve hala bakın zorluyor. Evet, Jin öldü. Manas da yok. Flash da yok zaten, biliyoruz bunu. Arkadan dolaşıyorum. Tamamdır. Çala'ya girecek. Hemen görüş alıp E ile yaklaşıyorum. Q. W'mu kullanmıyorum. Çünkü duvardan atlayacağım abi W'yla. Düz vuruş Q. Bu kadar. Damage'im çok yüksek ve Wukong scale olmaya muhtaç bir şeyler. Bunu unutmayın. Hani bana o scale'liği sağladığı için kendisine teşekkür ederim. Çünkü Jin dümdüz troll bir çağırdı tapta. Hani ne diyoruz abi burası? Babaların koridoru diyoruz. Rica ediyorum. Biraz saygı duyun ya. Gerçi bunlar ecnebi. Bunlar bilmezler. Siz bilirsiniz. Biz Türkler olarak bu kanalı ne yapıyoruz abi? Takip ediyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Ama ecnebilerde öyle kanal az. Kendimizi de övmeyelim mi ya biraz? Şaka şaka. Ecnebilerde de daha güzel kanallar var. Ama biz de kötü değiliz ya. Ne diyorsunuz gençler? Hemen geldim şuradan tık tık abi. Bir tane daha plate aldım. Evet, yine önde karşılıyorum bakın. Hemen tık, gel buraya. Düz vuruş. R. Aynen, senin flash'ın dönmedi. Kapat. Ay. Bu arada ölmeyeceğini düşünmedim. Dedim ki hani Q dönmüşken bir Q atayım. Sonra E döner falan, bir şeyler yaparız diye düşündüm. Ama gördüğünüz gibi adam 1-6. Daha dakika 12'de. Bu arada bu düşük elo diye değil. Top tier bir oyuncu olsaydı da. Bu arada Akali geliyor sanıyorum. Çünkü adamın TP'si yoktu. Aynen. E'yi yemezsem bu adamı kesme olasılığım çok yüksek. Tamamdır. Ultisi var mı bilmiyorum ama gereği yok. Yani savaşmayacağım bu adamla. Ultim yok çünkü en önemlisi. Aha. Erik var. Erik varsa koridorda kalabiliriz demek oluyor.
Yamperi sallan. Hemen ortak çıktın. Hayırdır ya sen? Bu arada Akari'yi de döveriz koridorda, herhangi bir sıkıntı yok. Sadece olin attığında dikkatli oynamalıyız. Hemen şuraya gelelim, güzelce bir pushlayalım. Gayet güzel. Jin 7 level. Bir dive şekli yapabiliriz bu adama ama Akari gözüküyor, tamam. Aha, W'sunu kullandı. Tık. Bay bay. Kombomu attım, geri çıktım. Bir daha öne açılırsa aynı hareketi yaparım. Gerekirse TP'm dönene kadar da burada dururum. Haim bana yaklaşıyor. Hiç sıkıntı yok. Hemen buraya pushlamam lazım. Haim bu arada yani gank atabilecek bir çar değil. Çünkü Haim'in üzerine gitmeniz lazım adam size vurması için. Yani hasar çıkartabilmesi için. Sizin Haim bu arada koridoru mu donduracağım? İzin vermem. Yani öyle bir hareket yok. Onu söyleyebilirim. Aynen, bakın Haim geldi. Dediğim gibi Haim'in üzerine gitmeniz lazım. Onun taretlerine girmediğim sürece bana hasar vermesi mümkün değil. Bak adam da ulti. Bunlar ne kadar kötü oynuyorsunuz lan şu an. Evet, bunu da kestik abi. Dediğim gibi Haim'in hani bir şeyidir. Flash atmayacağım, zaten öldü. Aynen. Ve gördüğünüz gibi dakika 15'te FF verdireceğim. Öğreticinin yüksek olduğunu düşünüyorum bu tarz oyunların. Çünkü bir kere öne geçtikten sonra hata yapmadan oyunun içinden geçebiliyorsunuz. Hemen geldim abi, buradan şu kuleyi de alalım bir. Zaten üçlüm bitti artık, yani vurdum hasar falan çok tatlı. Şu minyon da ölsün abi. Tamam. Gayet güzel. Bana gelecek biri var mı zannetmiyorum. Bir tek Shaco gelebilir. Ölürsem de hiç sıkıntı yok. Şurayı pushlarsam fena word. Onu söyleyeyim yani, gücüme güç katıyor bu hareketler. O yüzden bu tarz riskleri alabiliyorum çok güçlü olduğum için. Shaco da ölüymüş zaten. Akali de ölü. Bizim için hiç sorun teşkil etmiyorlar şu andan itibaren. Şöyle biraz da off tank olabilmek için abi bir tane eşya almak istiyorum. Nerede o hidramız bizim? Şunları alalım. Kaç gold? Bunu sattım bak, tamam. Bir tane de görüş aldım. Let's go. İkinci kuleyi alacağız taptan. İkinci kuleyi aldıktan sonra oyuna dahil oluyorum. Zaten yeterince scale oldum şu anda. Dakika 15'te 2 eşyayım. En pahalı eşyalarımla birlikte hem de. Hani o maç dümdüz bitti. Artık Jin AFK kalabilir çünkü Wukong scale olmaya muhtaç bir karakter ve bana yaptığı hatalarla birlikte dümdüz free win'i hediye etti. Ha tabii şöyle bir durum var. Tabii beni çıkartınca maçta geriye düşebiliriz. Çünkü 0-4 bir team'imiz var ama takımın geri kalanları o kadar da kötü durumda değil. Yani tartışmaya açık. Keşke tahribim olsaydı diyorum maalesef. Jin abi, Jin bu arada şeyde şu anda ejder alıyor takımıyla. Teşekkür ederim Jin'cim. Hemen gelelim abi, taptan kuleyi alalım. Gerçi TP atabilir şu an. TP'si döndü diye biliyorum. W'mu olabildiğince abi mesafe kapatmak ve adamları baitlemek için kullanıyorum. Sizlere de öyle tavsiye ederim. Hani sadece hasar için kullanmak zorunda değilsiniz. Genel olarak çünkü farklı amaçlarla kullanılıyor. Şey gibi mesela Vlad'ın o EQ'sunu biliyorsunuz. Şey EW'sunu. Hani sanki sadece o combo atılıyormuş gibi W basmamaları gereken pozisyonlarda W basıyorlar. Sırf EW kombosunu yapmak için, hani ezber oyun. Bu tarz oyunlardan uzak durun. W'nuzu illa kullanmak zorunda değilsiniz. Hemen gelelim bir orman kempi çalalım. Eşten bu arada gereksiz bir ultiydi, o yüzden değinmedim. Lafımı kesmeye değmeyen bir ultiydi. Hemen buradan abi orman kempini de çaldık. Hemen gelelim taptan push'umuzu alalım. Bu arada eşya yakalarsam one shot'ı koyarım, ulti de yok. Şurada base'imi atabilirim. Bota bir TP kullanabiliriz. Ama minyonlar yetişir mi bilmiyorum. Sıkıntı yok, gerekirse ben clear atar ondan sonra devam ederim. Bir tane sterak alacağım, tamamen tanklaşmak için yapıyorum bunu. Şunu alayım. Aynen. Şurada bir TP koyayım, bu kuleyi de alacağım. Hani amacım şey tamamen bu arada, adamla beni öldüremesin. Zaten şu an çok güçlüyüm. Hani ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Hemen geldim abi, düz vuruş W, şey Q. Devam. Ey minyonlara, düz vuruş Q, düz vuruş, bu kadar. Bakın tık, botu da açtık. Şimdi botun da ikinci kulesini açacağım. Gücümüzü abi elimize aldığımız zaman asla ve asla oyalanmıyoruz. Bakın, vakit nakit. Aha! Ne oldu? Adam taretine vurdum, neyse sıkıntı yok. Mavi olmuş da çalıştı. Şimdi dönebilirim, dönebilirim, dönebilirim. Sen gel bakalım. Tamam, gayet güzel. Şuradan çıkayım bir. Vaktimi asla boş harcamıyorum. Kanka sal be. Eşim bu arada ultisi yok diye biliyorum. Gerçi dönmüş de olabilir, bunu bekleme süresi biraz kısa ya. Eşin malum. Aha. Şöyle bir ulti açsam. Ah. Döndü mü? Tamam. Tık şöyle kaçsam. Gayet güzel. Ya yani flash'ımı eşin atmak istemezdim ama buradan kule açacağım. O yüzden önemli. Şuraya bir görüş alalım. Jin gözüküyor, Akari SS, Shaco da SS, dur. Üzerimde 1000 gold var, onu vermek istemem. Burada resetimi alayım, sağ olsunlar tapu tutan da kimse yok. Gideyim en azından şu tapu tutayım abi. Alttan bu arada şeyler gelmeye başladı. Please 9x Jin, 9x Akali diyor, karşılığını veriyor. Akali'ye, Akali ne alakası var bilmiyorum, tap sonuçta sendeydi diye biliyorum. Hani ne yaptığımı bilmiyorum, belki seçim ekranında bir sıkıntı olmuştur ama hani şu an Jin'in bu duruma gelmesinin sebebi Akali değil sonuçta. O yüzden belki şey de olabilir, kasıt olarak bir trolleme durumu da olmuş olabilir. Hemen gelelim şuradan tık, düz vuruş. W'suna dodge atmaya çalışacağım olabildiğince. Q'm zaten dönüyor. Şey E'm ya. Q diyorum. Tamam. Buradan yaklaşayım. Güzel. E'm yine dönecek. Kaçamayacak yani buradan. Kaçma ihtimali yok. Tamamdır. Kardeşim ölmek istedi ama ölümden kaçışı yok. Hemen devam edelim, buradan push'umuzu alalım. Bu arada buradan push almak istemiyorum normalde ama hani Jin kuleye kadar dayandı. Ve Jin ölü. Şu an bana gelebilecek birisi de yok bakın. En fazla eş gelir. Dive'ı koyarım. Ultisini de az önce kullandı. Gerçi ultisi dönüyor bunun ama. Evet. Aa, one shot'ı koyarım diye düşünmüştüm bu arada. Olsun, olsun, sıkıntı yok. Adamın canı bir. Yani kuleyi alabilecek kadar adamı uzaklaştırabildim. Hemen E'yi koydum. Akali döndü. Problem değil. Akali'den korkmuyorum. Steram da var. Savaşacağım bu adamla. Tamamdır. Ve burada FF gelir muhtemelen. Gördünüz gibi vurdum hasarı. Ah, bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Şuradan çıkmam lazım. Tamam. Sen burada muhtemelen beni kesebilecek tek kişisin. Tamam. Tamam, şöyle tık. Evet, güzel oynadık.
Bir tane daha Q. Olsun, olsun, olsun. Sıkıntı yok. Eş geliyor Jin'le birlikte. Sen gel bakalım. Tamam. Buradan FF verdireceğiz abi. Çünkü yani çok skill oldum zaten. Bu hareketler çok normal. O yüzden dikkat edin. Ooo mo demiyorum. Ama tek başımıza penta atmak güzeldi. Ha güzel. Tamam. Burada abi herhangi bir şey kullanmayacağım. Ölürüm çünkü. Yani direkt ölürüm. Net söylüyorum. Hani Samira buradan devam etmek istiyorsa etsin. Hani mesela normalde keserim, güzel oyun yaparım. Ooo falan derim ama şu an fena fedim. Benim burada asıl olayım. Bu tarz oyunlarda abi maçı taşıyamıyorlar. Yapma be. Şöyle bir görüş alayım. Burada benzimi atayım. Şimdi dostlar bu kadar skill alıyor adam. Mesela ne yapıyor? Ulan diyor ben zaten güçlüyüm. Ben ölmem. Şöyle olur böyle olur. Kanka sal bu arada söveceğim. Hani Heimer'a uğraşacağız biraz. Şunu abi alacağımızı alalım. Sojin şu an çok güçlü. Sojin'i alabilirim. Aynen Sojin'in alt eşyalarını aldım. Let's go. Hemen gidelim bottan ikinci kuleyi sökelim. Çünkü salmayacaklar beni. Sürekli hani öldürsem bile gelecekler bu kuleyi savunacaklar. O yüzden bot 2'yi açarsam çok daha mantıklı şu an. Bahsettiğime tekrar döneyim. Bu kadar skor alıp ondan sonra ben maçı taşıyamıyorum. Çok güçlüyüm ama olmuyor diyor. Çünkü doğru hareketleri yapmıyor. Güçlü diye sadece savaşmaya çalışıyor. Baba senin karakterine gücü neyse onu yapmaya devam et. Örnek veriyorum bakın ben side lane'de güçlüyüm şu an. Teamfight'ta da güçlüyüm. Geleceğim side lane'de şu koridoru şurayı alacağım. Bana birileri gelirse fight atacağım ve dümdüz maçı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Mevzu bu kadar. Hani ekstra bir şey yapmama gerek yok. Ejder alıyorlar mesela. Bana ne abi alsınlar bak. Bu adamın aldığı ejder neyin işine yarayacak? Soruyorum sana. Bırak alsana damage'leri ya. Sen git kule al. Sen git Nexus'u sök. Hani olayınız bu olmalı. Nexus'a ne kadar erken gidersen o kadar kardır mantığıyla bakmalısın. Tek sıkıntı şu an görüşüm yok. Hani burada arkadan bir ok mok bir şey gelirse canımız sıkılabilir. Tamam ikinci kuleyi aldım. Buradan zorlayacağım zaten herkesin yeri belli. Akali geldi sıkıntı yok. Heimer buradan geçecek. Heimer'ı karşılayacağım. Bak bekliyorum hatta şurada bekleyeyim. Evet Heimer şu an beni görmüyor. Ay nerede lan bu? Şöyle bir düz vuruş atalım. Buradan çıkacağım hop. Bu arada şu an çok int bir yerdeyim onu söyleyebilirim. Güzel. Kaçtım. 5 kişi bana gelmişler. Yani beklemiyordum ama sonuç olarak tek bir W'yu kullanarak bakın doğru şekilde adamları kayıtlamış olduk. Hemen burayı tekrardan pushlayalım. Bana dönerlerse okey. Dönmezlerse sıkıntı yok bakın. Adamlar mid'de zaten. Bir tane minyonla ben buranın bayağı canını azaltırım diyecektim. Bana döndüler. Bak hepsi SS oldu. Çıkıyorum geriye. Haddimizi biliyoruz abi. Haddimizi biliyoruz. Güçlü olan kim? Biziz. Aha taba tipi geldi. Burada bekleyelim. Belki bir gelen olur. Hemen keseriz. Şako hop. Muhtemelen gerçeğidir. Tamam. Bu arada one shot'ı koydum abi. Koyarım da. Hop gel bakalım sen. Ultimate açmazdım ama CC atmak için yaptım. Çünkü hareket hızı için. Ah yetişeyim. Neyse tam sıkıntı yok. Seni öldüreceğiz kanka. O kaçtı. Gel buraya. Ah. Ulti açtığını görmemiştim ben. Öyle kötü ulti mi açılır ya? Tamam. Tamam. O da flash attı. Gayet güzel. Takım da destek verdiği için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hemen buradan abi artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani ya takım benimle oynayacak buradan bir şey yapacağız. Ya da tam tersi tersi gidip oradan bir şey alacaklar. Mesela Pyke şu an nasıl öldün kanka ya Jhin'e. Tamam. Eşim burada yapabileceği çok bir şey yok. Yaklaşık dedi. One shot koyarım. Tamam da buradan alıyoruz abi. Gayet güzel. Aha Shaco'ya oynarız aslında ama neyse. Güzel. O şeyi pasifini bir öldürsün de. Tamam. Son aç gideyim ben üstüne doğru. Hemen buradan devam. Güzel. Samira'dan güzel oyun. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Bakın araya da girmedim. Ben ölmediğim sürece her türlü pozisyonda okeyim. Steram devreye girdi ama neyse. Çıkalım artık. Tadını da bırakalım. TP'm zaten var. Buradan base'imi koyabilirim. Buraya geleceğini zannetmiyorum. Gerçi Heimer biraz sapık. Base bozmayı seviyor arkadaş. Ona gidebiliriz. Bu arada top'tan 2 kule verdiler şaka gibi. Hiç problem yok. Şuradan Sojin'i aldım. Karabaltalık bir işimiz yok. Var mı Zonya falan bir şey adamlarda? Yok Zonya da yok. O yüzden almamıza gerek yok. Şöyle deneysel hex zırh alabiliriz. Adamlarda şifa var. Ama can yenileme efekti yok. Sadece şifa içinde onu almama gerek yok. Deneysel hex zırh yapalım madem. Şunu alalım. Ekstra hasar. Tatlı olur. Buradan devam edelim. TP'yi kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi 1-4-1 Syndra var. 0-8-1 Teemo var. Yani dümdüz maç aslında gider şu an. Ama adamlar da aynı pozisyonda olan birisi var. Ne diyoruz abi her zaman? Takım yüzünden kaybettin bahanesini kabul etmiyoruz. Çünkü takım yüzünden maç kaybetmen için takımında böyle 3-4 tane adam olması lazım. O zaman ya ben elinden geleni yaptım ama hani bir şekilde taşıyamadım olmadı ders. Mevzu tam olarak bu. Ama gördüğünüz gibi dikkatli oynarsanız her türlü güzel işler yapabiliyorsunuz. Bu arada yükleri toplamıyorum. Cooldown'la işim yok. O yüzden hani onları toplayarak vakit kaybetmek istemiyorum. Vaktimi oyunu sürekli açmakla meşgul etmek istiyorum. Bottan zaten inhibitörü açtım. Sürekli orayı biri tutmak zorunda. Bu da benim 4v1 kalacağım anlamına geliyor. 4v1'de flash'ım da var. Her türlü bir iş yaparım ben. Tek yoran beni Heimer olur. O da taretlerinden dolayı. Bakın yani ne kadar mesela adam uzaklardan bana bir anda hasar vurdu. Normalde o kadar adam geldi buraya. Hani hiçbirisi bu hasarları vuramadı. Ama işte Heimer vuruyor abi. Can sıkan bir çar çünkü. Ve Heimer'ın tuttuğu yerden gitmem çok mantıklı değil. Hemen gelelim şuradan Jin'i bir kapatalım. Arkaya doğru geçtim. Jin neresin lan? Tamam gel bakalım. Ah be nasıl yedim onu ben? Şöyle bir flash koyalım burada çünkü skor çıkacak garanti. Tamam şuradan bir hareket hız kazanayım. Tamam. Bundan bununla uğraşmayalım diyecektim de 2 vurdum o yüzden uğraşıyorum. İkinci imitörü de açıyorum. Olayım her zaman bakın savaş değil. En kısa sürede gidip adamların kulesine Nexus'una bir şeyini vurabilmek. 2 tane imitörü açtım sıra tapta. Adamlar gelecek bu arada şimdi reset alayım. TP'm de var zaten herhangi pozisyonda. Eşyamı da bitirip rahatlıkla üzerlerine oynayabiliriz. Ve dakika 25'te full build'im zaten çok fedim ama sıkıntı yok. Önemli olan burada aldığım skorlar show değil. Bakın şöyle yaptım böyle yaptım 30 kill aldım.
Ne yaptın abi? O killleri alıp ne yaptın oyunda? Oyunu ne kadar hızlı bitirebildin? Mevzu o. Ha şunu da net söyleyebilirim. Şu an yanımdaki adamlar bildiğiniz AFK. Takımda pozitif KD'si olan tek kişi şu anda Pyke. Ve maçı beni çıkarttığın anda 18 kill geriye çek, adamlar win. Bak dümdüz win. Yine rağmen win. Ha burada bir de mid'de bir fight çıkmış, hemen Syndra ölüyor. Hemen destek olalım. Yani Syndra için ölürlerse okey, word. Tamam, Samir orayı keser herhalde. Oraya girmek istemiyorum, çok karambol. Ha bu arada senin hiçbir şeyin yok, gel buraya. Hayım benim şu anda rakip olarak en dişli gördüğüm rakip, o yüzden onun üzerine gidiyorum. Sana yetişebilir miyim? Yetişirim. Tamam şurada. Güzel. Bunu da öldürdük. Gel bakalım sen de. Sen nasıl hareket hızın var lan öyle? Bu neyden hareket hız kazanıyor? Şifa da bastı. Ve burada abi maçı artık bitirebiliriz. Shaco ve Ashe. Sittin, seni burayı tutamaz. Kule bana niye dönüyorsun kanka? Önümde süper minyon var ya. Bana niye dönüyorsun? Garip, yemin ediyorum oyundaki kuleler. Düz vuruş. Q. Tamam. Bakın ölmüyorum. Int yapmıyorum. Geri çıkıyorum. Haddim bilerek oynuyorum. Heh. Şimdi gel. Gel bakalım. Sen kombomu sana bir attım ben. Sen de öldün. Bu kadar. GG dostlar. Bir tane böyle şovumu gördünüz mü? Şu kadar güçlüyüm, böyle güçlüyüm. Dur, limit test. Hayır. En erken şekilde oyunu bitirmek abi. Unutmayın, amacımız 1v5 atmak değil, penta atmak değil, şov yapmak değil. Tabii ki bunları da yapabilirsiniz, insanız. Ama egomuza yenik düşersek, sonra gelip dersiniz ki ben maçı kaybettim. İşte şu adam yüzünden, bu adam yüzünden, takımım yüzünden. Hayır. Gücümüz varken kullanıyoruz ve win aldığımız maçı, dakika 10'da bile win almış olsak, o kadar skor önüne geçtiğimizden %100 win gibi görüyoruz ya, ondan bahsediyorum. Gidip bitirmemiz lazım abi. Nexus yıkılmadan win almak yok. Bu arada yanlışlıkla çıktım abi gaza gelip. Yani bir anda abi gaza gelip çok kill aldım, şöyle oldum, böyle oldum. Yok. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz abi, gücümüzü kullanıyoruz. Bakınız tek başımıza maçı bitirdik. Adamlar hiçbir şey yapmıyorken. Bir tek Pyke vardı yanımızda dolaşan. Kasadan altın şöyle dostlarım, göründüğünüz gibi hani zaten farmolar çok belli. 26 dakikada 240 farm kesmişiz. Gayet temiz. Haritadaki her şeyi biz aldık. Şöyle istatistiklere de gelmek istiyorum. Bakınız. Vurulan hasar 37k hasar vurmuşuz. Yanımıza yaklaşabilen yok. Kulelere verilen toplam hasar da 18k. Zaten ben bir kere snowball'u yakaladım mı hani artık bizi de tanıyanlar biliyor. Hani bırakmıyorum o snowball'u. İster elmas ele olsun, ister master ele fark etmiyor. O gücü bir şekilde kullanıyorum. Yeter ki takımım birazcık da olsa karşılık versin. Şu anda ihtiyacım yoktu. Maç erken dakikalardaydı ama dakika 30-35'i bulsaydı bu maç, muhtemelen takıma ihtiyaç duyardım. Çünkü rakip de öne geçmiş olurdu belli bir seviyede. Ama asıl olay da zaten o dakikalara bırakmamak ve kendi gücümüzle maça bitirebilmek. Bu maçta buna bir örnek olması açısından bence güzel oldu. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.